bütün Allah yolunda mücadeleler iftira atılır. Ama evinde karısıyla beraber mutluca televizyonun başında yemek yiyorsa, pilavını yiyip ondan sonra üstüne hoşafını içiyorsa, ondan sonra pijamasını atletle de yan gelip yatıyorsa, o adama zaten bir şey olmaz, hiçbir sorun çıkmaz. Çıkıp bir de kafasına bir tülbent sarıyor, onunla da beraber namaz kılıyorlar. Böyle tiplerle hiçbir sorun çıkmaz. Küfrü karşısına aldıysa sorun çıkar. Darwinistleri, masonları, iddia edilen Ergenekon örgütünü, komünistleri, değil mi? Ateistleri, satanistleri, inançsız bütün ekolleri, bütün düşünceleri karşısına aldıysa, o zaman onlarla da göğüs göğüse, ilmi bir mücadele içindeyse, değil mi? O zaman bela yağmur gibi yağar. İnşallah. Fakat diyor, biz diyor mutaassıp haleyiz abi, diyor, öyle şeylere biz girmeyiz diyor. Sakın sakın diyor. Aman yavrum diyor, sakın görüşmeyin adamlarla diyor. Mesela yapan da varsa sakın diyor, onlar evet. Fitne çıkarıyorlar diyor. Görmüyor musun ya? Sen, sana ne ya el alem masonundan, komünistinden, dinsizden diyor. Sen namazını kıl, işine bak yavrum diyor. Camiye git sabah, namazını kıl. Camiden de eve gel diyor. Bu kadar. Dikkat edersiniz, bu tip hocaları ön plana çıkartmaya başladılar. Yani cami mücahidi, ev mücahidi bunlar. Yani kimseye dokunmaz. Mesela Darwinistlere dokunmaz, materyalistlere dokunmaz. Dokunsa da komik duruma düşüyor. Göğe mücadele değil ama rezalet yani. Adamlar yerlere yatarak gülüyorlar. Evet. Yani tam klasik soytarı böyle. Sirk soytarısı. Evet. Ve tescilli soytarı yani. Önüne gelen diyor, hakikaten beni çok eğlendiriyor adam diyor. Soytarı diyor. Ama ona da sorsam ben diyor çok şahane tebliğ yapıyorum diyor. Yani bir komedyen gibi çıkıp diyor tebliğ yapıyorum diyor. Hem kendini aşağılıyor hem de İslamiyet'e, Kur'an'a da laf söyletiyor. Ve ona da tebliğ diyor. Ve buna da inanan tipler var. Yani bu sözüne inanan tipler ve saygı duyuyor adam. Yani çok şahane şeyler yapıyor ya diyor. Mesela karikatür dergisi çıkarıyor, dine mukaddeste saldırıyor. Müslüman çıkarıyor bak, Müslüman karikatür dergisi çıkarıyor göğe. Namazla alay ediyor, haşa, ahirette cennetle cehennemle alay ediyor, meleklerle alay ediyor. Hep alay eden, yani dinle alay eden karikatürler, onlara o kirli sarı dişlerine yerlere yatarak gülüyorlar. Eğleniyor adam onunla. Benim bildiğim, yani ateistlerin yaptığı bir yöntemdi bu. Evet. Birçok Müslüman ateistleri kat kat katlamış vaziyette. Bir araya geldiklerinde ya meleklerle alay eden, haşa, ya Cebrail'le, ya ahiretle alay eden konuşmalar. Bir de bu moda şeklinde yaygın Müslümanlar arasında. Evet. Birçok Müslüman arasında yaygın. İyi olanlar tenzih ederim. Bakın bu çok büyük bir ahlaksızlık ve terbiyesizliktir. Dinle mukaddesatla alay etmek ahlaksızlıktır. Terbiyesizliktir, vicdansızlıktır. Yani sizin hocam, estağfurullah, siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Sizin bu konuda zaten dinde pasifizm denen bir kitabınız da var. Yaklaşık ben sizi 20 senedir tanıyorum. Bu konunun üzerinde zaten sık sık durduğunuz bir konu mu? Evet. Müslümanları bu şekilde pasifize etmeye çalışmaları. Tabii, Yahudilik masonluk inşallah. Kitabında da ben o zamanlar onlarda evet. kısa pasajlar şeklinde açıklıyordum. İnşallah. Birçok bazı Müslümanlarda aşağılık kompleksi var. Ezik, zübbelik yaparak onu gidermeye çalışıyor. Yani mesela zübbe tavırlar göstererek o ezikliğini üstünden atmaya çalışıyor. Mesela arkadaşların yanına gidiyor, ateist yanına arkadaşlarına. Kendisi alay ediyor mesela dinle, mukaddesatla. Yani zübbelik yaparak onlara uyum sağlamaya çalışıyor. Onlar da onun o zübbeliğinden şaşırıyorlar. Onu kısmen aralarına kabul ediyorlar. O da ondan rahatlıyor, hoşuna gidiyor. Halbuki yani onun karaktersiz olduğunu zaten o da anlıyor onlar. Yani kafir de olsa karaktersizi anlar. Çünkü kendi davasına saygısı olmayan adamın kimsenin saygısı olmaz. Değil mi? Bir ayet-i kerimede Nisa suresi 72. ayette Allah şöyle buyuruyor hocam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa doğrusu Allah bana nimet verdi çünkü onlarla birlikte olmadım der. Bu inşallah. Çok yaygın işte mesela Resulullah zamanında var, Said Nursi'nin zamanında olmuştur. Said Nursi'yle beraber tutuklanan talebeleri var mesela. 100 kişi beraber tutuklanıp hapse giriyorlar. Allah korudu bizi. Evet. Ya diyor, adam diyor, anormal diyor. Biz de eğer ona uysaydık diyor, biz de şu an içerideydik diyor. Yani onu çok büyük hata yaptık. Hani. Mesela evet. Resulullah zamanında da Allah korudu diyor. Ya biz de onlara diyor iltihak etseydik diyor Resulullah'ın grubuna.
Bak diyor, o falanca şehit oldu. Falancanın kolu koptu diyor. Kim bilir bize de ne olacaktı diyor. Allah korudu diyor. Allah bizi çoluğumuza çocuğumuza bağışladı diyor. Kendini kurtuluşta zannediyor. Tabii kurtuluşta zannediyor kendini. Yani çok büyük marifet ettiği kanaatinde. Halbuki cehennemin en dibine gidecek. Münafık konumunda. Kendini çok iyi zannederler diyor. Allah bunu da ayette de belirtiyor. Yani kendini çok iyi zannederken çok kötü konumda olduğunu anlıyorlar. Evet. Ve diyor onların fitneleri de biz müşriklerden değildik demelerinden başka olmadı diyor Allah ayette. Evet, inşallah. Ve onların bütün yapıp ettikleri boşa gitmiştir diyor Allah. Bir kısmını diyor şeytandan Allah'a sığınır, putlarına verirler. Yani kendi çıkarları için, kendi heva hevesine. Bir kısmını da Allah'a ayırırlar diyor. Tamamı diyor yaptıkları ne varsa diyor hepsi diyor putlarına gider diyor. Ben diyor hiçbir şey almam onlardan diyor Allah. İnşallah. Ya bana verdikleri hiçbir şeyi kabul etmem diyor. Hepsi putlarına gider diyor. Onun için sorun burada. Yani bir klasik Müslümanlık anlayışı yayıldı. Birçok İslam ülkesinde namaz kılıp evinde oturup işte çoluğuyla çocuğuyla mutlu bir şekilde yaşayınca hacca da gittiyse cennete gideceğini zannediyor. Böyle bir şey Kur'an'da görmüyoruz biz. Varsa bana göstersinler. Bak Allah açıkça söylüyor. Bütün Müslümanlara hitap ediyor. Daha öncekilerin başına gelenler diyor bakın. Sizin başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi zannetiniz diyor. Daha önce başına gelenleri Kur'an belirtiyor. Eğer bunlar yoksa ben cennete sokmam size diyor Allah. Bu. İslam'ın şartı 5 diye insanları pasifize ediyorlar. Yani işte namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekat verirsin, konu biter. Böyle bir şey yok. İslam'ın şartı 6. İslam'ın dünyaya hakimiyeti var. Ve bunun için gayret etmek, cihat var. Cehd etmek, gayret etmek var. Allah yolunda mücadele etmek var. Emri bil maruf var. Neyi an münker var. Yani münker yanlış olanı insanlara sakındırmak, doğruyu insanlara ifade etmek, anlatmak. Bu olmadığında Allah ülkeleri helaka uğratıyorum ben diyor. Ülkeleri çökertiyorum diyor. İnşallah. Bak bütün peygamberler, bütün olaylarda bunu görürsünüz. Onlardan diyor varlıklı ve fazilet sahibi kişiler diyor. İnsanları uyarması gerekmez miydi diyor Allah İnşallah. Ayette. İnşallah. Bu bir helak sebebidir. Mesela Mehdi gelmemiş olsa kıyamet kopacak normalde dünyada. İnşallah. Kıyameti geciktiriyor Mehdi. Allah Mehdi sebebiyle durduruyor kıyameti. Bak diyor kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa diyor. Allah o günü uzatacak diyor Mehdi'nin gelmesi sebebiyle diyor. İnşallah. Hadis bu. Evet. Ve sahih hadis bu. Ve çok fazla bu konuda hadis var. Evet anlat. Yine başka bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Tevbe suresi 19. ayette. Hacılara su dağıtmayı ve mescidi haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cehd edenin, çaba harcayanın yaptıkları gibi mi saydınız? Bunlar Allah katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez diye buyuruyor Allah.